Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen emekli zammı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte emekli vatandaşların geçim sıkıntısı da artıyor. Geçim sıkıntısını en üst seviyede yaşayan milyonlarca vatandaş, Ocak ayında emekli maaşı zammı ne kadar olacak merak ediyor. Enflasyonun yıl sonunda %42,95 olması bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yani emekli maaşı zammı oranı %14,56 seviyesinde gerçekleşecek. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken, gözünü 2025 yılı emekli zammına çevirdi. Enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşı zammı, yeni yılda yüksek zam oranı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Emekli maaş zam oranı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı 6 ayda bir enflasyon oranına göre belirleniyor. 2025 yılında emekliler için beklenen enflasyon rakamlarına göre maaş zammı oldukça düşük kalacak. 2024 yılı ilk 6 ayında enflasyon %24,73 olarak açıklanmıştı. Böylece emekli aylıklarına yapılan zam da bu seviyede gerçekleşmişti. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon oranları, ikinci 6 aylık dönemin ilk 2 ayı için enflasyon farkının %5,70 olarak gerçekleşmesine neden oldu. Sözcü.com.tr enflasyon beklentilerine göre zam olasılıklarını mercek altına aldı. Reuters'ın anketine göre, enflasyonun yıl sonunda %42,95 olması bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yani emekli maaş zammı oranı %14,56 seviyesinde gerçekleşecek. Anadolu Ajansı Finans Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Ağustos'ta %42,84. Bu durumda maaş zammı %14,5 olarak gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, 2024 enflasyon tahmini %38 seviyesinde. Bu senaryoda maaş zammı %10,6 olacak. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %43,31 seviyesinde. Bu durumda maaş zammı ise 14,9 olacak. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası JP Morgan'ın Türkiye'de enflasyona ilişkin yıl sonu tahminini %42,5 seviyesinde oldu. Bu senaryoya göre ise maaş zammı %14,2 olacak. Kök aylık tuzağı sürüyor. Temmuz ayında emekli maaş zammına refah payı eklenmemiş, sadece 10 bin Türk lirası olan taban aylık 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak kök aylıkları düşük olan emekliler maaş zamlarından yararlanamayabiliyor. Diğer yandan kök aylıkların ne kadar artacağı bilinmiyor.